Öncelikle kıymamızı karıştırma yapacağımız kabımızın içerisine koyuyoruz. Şöyle kenara alıyorum. Arpacık soğanlarımı ve sarımsaklarımı ayıtlayacağım. Arpacık soğan ve sarımsaklarımızı temizledikten sonra şimdi doğramaya geçiyoruz. Arpacık soğan kullanmamızın sebebi küçük olmasından dolayı çok güzel bir lezzet veriyor. Çok minik bir şekilde doğrayacağız şimdi. Arpacık soğanları kenara alıyoruz ve sarımsaklarımızı eziyoruz. Evet, soğan ve sarımsaklar hazır. Kıymamızın içerisine bunları bırakıyoruz. Ve şimdi sırasıyla diğer baharatlarımızı ekleyelim. Biraz tarçın, biraz zerdeçal, kimyon, yeni bahar, tuz, karabiber, biraz susam yağı, biraz balık sosu, biraz toz şeker ve biraz da nişasta. Bütün bu malzemeleri şimdi yoğuracağız ve güzel bir lezzet vereceğiz kıymamıza ve aynı zamanda kıvamını da vermiş olacağız. Köftenin kıvamını daha iyi vermek istiyorsanız bu şekilde karıştırma kabınızın içerisine fırlatabilirsiniz, vurabilirsiniz. Çok daha kolay kıvam alıyor. Bakın hemen toparlandı kıyma. Yeterli kıvama geldikten sonra cevizden biraz daha küçük parçalar yapabilirsiniz. Ve avucunuzun içerisinde tekrar bu şekilde yuvarlayıp köftelerimizi hazır hale getirebiliriz. Ve bakın bu şekilde tabağımızın içerisine diziyoruz. Birazdan pişireceğiz köftelerimizi. Evet, son köftelerimizi de bu şekilde yuvarlıyoruz. Köftelerimizi kenara alıyoruz. Biraz dinlendiriyoruz. O dinlenirken de sosumuzu hazırlamaya başlayalım. Çili biber kullanıyoruz. Biraz acı bir sos olacak. Biraz sarımsak. Pirinç sirkesi kullanıyoruz. Balık sosumuz var. Çok az şeker kullanacağız. Sarımsak ve biberimizi çok ince bir şekilde doğrayacağız. Biberimizi bu şekilde ikiye keselim. Biberlerimizi doğradık. Şimdi sarımsaklara geldi sıra. Sarımsakları da soğanları doğramış olduğumuz tarzda doğruyoruz. Çok küçük olarak üzerinden birkaç kez geçtikten sonra çok ince doğruyoruz. Bir de yer fıstığı kullanacağız. Yer fıstığı içinde önceden kavrulmuş olan yer fıstıklarını blenderdan geçirebilirsiniz. Evet, yeterince küçüldükten sonra yer fıstıklarımız da hazır. Şimdi artık ocağımızı yakalım ve yavaş yavaş pişirmeye başlayalım sosumuzu. Biraz zeytinyağı. Zeytinyağımız biraz ısındıktan sonra sarımsak ve biberlerimizi içerisine ekleyelim. Ve yavaş yavaş soteliyoruz. Fıstıklarımızı da ekliyoruz. Biraz şeker. Tatlılık vermesi için. Pirinç sirkesi. Balık sosu. Çok az tuz. Çok az. Ve biraz biber. Biraz Hindistan cevizi sütü ekleyeceğim içerisine. Hindistan cevizi sütümüzü de içerisine ekleyebiliriz. 2 kaşık kadar koymamız yeterli olacaktır. Ve biraz da su ekleyeceğim şimdi. Şimdi sosumuzu kenara alıyoruz ve köftemizi pişirmeye başlayalım. Onları kenarda çok beklettik. Biraz zeytinyağımızı koyuyoruz tavamıza. Evet, köfteler artık tavaya gidiyor. Yavaş yavaş köftelerimizi pişireceğiz. Köfteler pişerken sosun da tadına bir bakalım. Biraz acı ama dikkatli olmak lazım. Köftelerimiz pişti. Ocağımızın altını kapatıyoruz ve servise geçiyoruz. Yağını süzdürerek koyuyoruz. Evet, bunun üzerine de sosumuzu koyuyoruz. Bakın, harika bir sos. Bol miktarda köftemizin üzerine koyduktan sonra şimdi çok az da kişniş koyacağım. İnce kıyılmış olarak üzerine.
kişnişin kokusu ve görüntüsü çok güzel yakışıyor bu köfteye.